Merhabalar. Bu programda özel konuğumda duyduklarınıza inanamayacaksınız. Meslek eczacılık ama onun dışında öyle şeyler söyleyecek ki ben... Olaylara verdiğimiz reaksiyonlar farklıyken o zaman bedenin hastalığa verdiği reaksiyon neden aynı olsun diye hep düşünürken... Kafayı yordum. Örneğin bayanlarda, rahimde ya da meme dokusunda olan birçok hastalığın altında, çünkü sistem her zaman sizi korkunuzla yüzleştirmek üzere çalışır ki bu hastalıklarda kesinlikle böyle. Çoğu zaman danışanıma hiçbir şey vermem, bir kahve, bir bitki çayı ikram eder. Derim ki yani biliyor musunuz kullandığımız dermakozmetik ürünlerin içinde tonlarca annede varsa bana şunu anlatıyor: göz çevresindeki koyu renkli halkalar aslında Hadis Hanım'a baktığımda çok yoğun ve güçlü bir enerjisi var. Bunu görüyorum ama bunun altında aslında... Herkese merhabalar. Bu programda özel konuğumda duyduklarınıza inanamayacaksınız. Vallahi meslek eczacılık. Ama onun dışında öyle şeyler söyleyecek ki ben program öncesi konuştuğumda dedim ki tam bana göresin. En sevdiğim, en merak ettiğim konular Ezgi Nevçehan. Nevçehan'ı da soracağım ne demek diye ben öğrendim. Sizin de öğrenmenizi istiyorum. Çok görüyorsunuz ekranlarda pırıl pırıl bir eczacı. Homeopat, bunu soracağız evet. Ne demek? Ve aromaterapist diye de söyleyeyim. Aromaterapist. Bunlar çok önemli. Eczacılık, ben içinde olduğum için birçok organizasyonlarda birçok eczacı arkadaşım olduğu için ben doktora hani genellikle son zamanlarda doktora gitmek yerine diyorum ki Selda ya başım ağrıyor, doğru mudur bilmiyorum, boğazım ağrıyor, gripim, hangi ilacı verirsin? Yani daha çok eczacılar bizim sağlık danışmanımız gibi oldu. Mutlaka olması gerekir ama sakın doktora gitmemezlik etmeyin. Onu da altını çizerek söylüyorum ama öyle güvendiğimiz eczacılar arkadaşımız ki artık bir telefonla bile ya da eczaneye gidip derdimizi anlattığımız zaman sevgiyle dinleyip ona göre ya doktora yönlendirip ya da çok basit bir şey değil verebiliyorlar. Bu çok önemli ve geçenlerde de eczacılar toplandılar Ankara'da böyle bir kendi aralarında gösteriyor. Hem eğlendiler hem de dertlerini dile getirdiler. Bunu da soracağım. Ezgi Nevçehan hoş geldin. Merhaba. İyi ki geldin, iyi ki tanıdık. Çok teşekkür ederim. Bu konuda Aydın'a teşekkür ediyorum. Günlerdir bana ne olur tanıştırmak istiyorum dedi. Hemen yanımızda eczane dedi. Teşekkür ediyorum Aydın sana da. Önce bir eczacıların son durumu nedir? Derdiniz ne? Ne anlatmak istiyorsunuz? Ne? Ekran, kamera senin buradan söyleyebilirsin. Aslında derdimiz tamamen halkın yaşadığı sorunları, muhatabı sadece eczacı değil bunu anlatmak istiyoruz. Son zamanlarda mevcut ilaç politikaları yüzünden birçok ilaç, inanın birçok ilaç yok da. Ben geceleri nöbete kaldığımda... Halk sıkıntıya, siz de sıkıntıya düşüyorsunuz. Hastalarımızın ilaçlarını karşılayamıyoruz. Doktorun yazdığı reçeteyi karşılayamıyoruz. Yerine ne alabiliriz diyorlar, muadil ilaçlar yok. Evet. Ve ne yazık ki bundan muhatap kalan birebir biz oluyoruz, hastayla karşı karşıya evet. Kalan ama aslında bunun sebebi ya da nedeni biz değiliz ama sorumluyuz. Fiyat politikası da önemli değil mi? Asıl önemli olan fiyatı. Şey zaten fiyat politikası. Ne yazık ki bazı ilaçlarda dışa bağımlıyız ham madde açısından, üretim açısından. Mevcut finansal durumda ilaçların tedariği konusunda büyük sıkıntı yaratıyor. Sonuçta halk mağdur oluyor, halk sağlığı etkileniyor. Eczacı birebir bunun karşısında tabii. Muhatap verecek, cevap verecek konumda olunca da biz bunu daha geniş kitlelere duyurup aslında halkın şikayetlerini, eczacının sözcü şikayetlerini üst grubuyla etiklik çerçevesinde bize yakışır şekilde kırmadan dökmeden ama bizi duyar mısınız diyerek dile getirmek istedim. Ses getirdi mi bu hareket yani, ve dönüş oldu mu? Henüz bir geri dönüş olmadı ama ben Sağlık Bakanımızın bu konuda çok duyarlı olacağına gerçekten inanıyorum. Başından beri eczacılık konusunda, ilaç hizmetleri konusunda özellikle pandemi döneminde başa geldi. Çok zorlu bir süreci yönetti. O dönemde de hakikaten ilaç politikasında hastaların ilaca ulaşması konusunda çok büyük sıkıntı yaşamasak da şu son 6-7 aydır tabii. Gerçekten mesleki anlamda da, insani anlamda da toplum hizmeti, kamu hizmeti yapan bir mesleğin ferdi olarak ne yazık ki sıkıntı yaşıyoruz. Sıkıntı yaşıyoruz.
Ya bir eczacıya bunu söylemek ne kadar doğru bilmiyorum. Ben ilaç içmeyi çok sevmiyorum Özge. Ne bileyim yani daha çok doğal şeyleri seviyorum. Ne bileyim grip oluyorum. C vitaminiydi, meyveydi, sebzeydi, baharattı. Onlarla geçiştirmeye çalışıyorum. Tabii ki ilaç önemli. Önemli hastalıklarda onları içmek zorundayız. Ama bir taraftan da ilaçların yan etkisi olduğuna inanıyorum. Allah korusun bir kanserde, bir şeker hastalığında vesaire bunları büyütmek, çoğaltmak mümkün. Ama ben şeye de inanıyorum. Hastalıklar sadece beslenme, bedensel değil, duygusal, ruhsal, yaşadığımız stres, yani bunu da çoğaltmak mümkün. Bunlardan da kaynaklanıyor. Kesinlikle. Yani içtiğimiz sudan, yediğimiz yemekten, sebzeden, meyveden, etten tamam ama ruhsal bölümü de çok önemli. Ben biraz daha çok meraklıyım ya, buraya da girmek istiyorum lütfen. Önce tam da konuğum olarak bunu söyleyeceğim. Homeopat. Homeopat ne demek? Bu alana nasıl girdin? Bunlara girelim ama önce izleyicilerimiz seni bir tanısınlar. Ben böyle pat diye girdim çünkü öyle güzel bir elektrik aldım ki yıllardır tanıyor gibiyim. O anlamda da samimiyetimden dolayı isminle hitap edeceğim. Lütfen. Ezgi deyin lütfen. Çok ne olur biraz bize anlatır mısın tabii kendini? Tabii ki. Ben Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunuyum. Meslekte 23. yılım. 23 yıl hiç bitti. Göstermiyor. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. 23 yıldır eczacılık yapıyorum. Serbest eczacılık yapıyorum. Ve bu konuda da hatırı sayılır bir mesleki deneyime sahibim. Ama az önce dediniz ya... Çok kutsal bir iş yapıyorsunuz çok aslında. Çok sağ olun. Evet, eczacılık. Birçok meslek benim hepsi, için öyle. İnsana hizmet eden, evet. Hele hele bir insanın acısını, sızısını, derdine derman olabilme sanatı olunca eczacılık... Bambaşka bir duygu değil bu mi? Bu hakikaten çok kıymetli ve kadim geliyor. Tabii, zaten eczacılık çok kadim bir ilim ve bilim, bir meslek. Tabii. İnsanlığın varoluşundan beri biliyorsunuz şifa... Hep var olan bir konuydu. İbn-i Sina'dan beri gelen. Şifa aslında doğada. Kesinlikle. Tabii. Gücünü doğadan alan bir bilim. İlaç, ben de sizin gibi ne yalan söyleyeyim. Çocukluğumdan beri çok ilaç yutabilen, ilacı sevebilen bir insan olamadım. Ama mesleğim bu olunca her zaman insanlara yardımcı olmak, hastalarıma doğru şekilde yardımcı olmanın hep arayışı içindeydim. Hep de sorgulayan bir ruhum. Neden hasta oluruz? Sağlık nedir? İyi olma hali nedir? İnsanlar neden hasta olur? Evet. Aynı ailede yetişen, aynı kültürle, aynı beslenme, aynı genetik materyale sahip iki kardeş bile farklı. Birbirinden çok farklı sağlık seviyelerini, sağlık deneyimlerini neden yaşarlar? Tabii. Genetik gelen hastalıklar neden olur? Neden olur? Niçin birinde olur, birinde olmaz. Birinde niye? Olmaz. Evet. Örneğin siz grip olduğunuzda, yorgan döşek yatıp, yalnız kalıp, lambayı, perdeyi kapatıp, yorganın altından çıkmak istemezken ben aynı semptomu, aynı hastalığı, aynı teşhisi başka almışken duyguyla. Sokaklarda, açık havada yürümeyi tercih ediyorum. O ben. O zaman neden biz aynı ilaçla, aynı reçeteyle iyileşiyoruz? Çünkü biz iki aynı yapı değiliz, aynı karakter aynı değiliz. Aynı duygu değiliz, ruh aynı değiliz. Duygumuz, olaylara verdiğimiz reaksiyonlar farklıyken... O zaman bedenin hastalığa verdiği reaksiyon neden aynı olsun diye hep düşünürken kafayı yordum. Hindistanlara kadar vardı. Burada Sağlık Bakanlığı sertifikalı bir homeopatım. Burada Sağlık Bakanlığı eğitimini aldım, homeopati eğitimini. Homeopati eğitimi ülkemizde sağlık çalışanlarına verilen bakanlık sertifikalı bir eğitimdir. Aslında bütün sağlık çalışanlarının bu sistemi, bu eğitimi alması gerekmez mi? Alabilirler. Çünkü değil mi? Ülkemizde bu sağlık çalışanlarına bütünsel bir şey. Açıktır. Evet. Ama homeopati nedir? Birazcık bundan lütfen bahsetmeyi çok isterim. Aslında tam da konuştuğumuz gibi homeopati hastalığı baz almaz. Homeopati için hastalık hiç önemli değil. Homeopati için kişi önemlidir. Yani homeopati aslında kişiyi iyileştirme sanatıdır. Yani siz bir homeopatla çalışırsanız ya da bir homeopatik tedavi aldığınızda baş ağrısı için gelmiş olsanız bir homeopata, başınız ağrıdığı için gelmiş olsanız günün sonunda şöyle bir şey kuvvetle muhtemel diyor olacaksınız. Ya Ezgi Hanım ben size hiç söylemedim başımın ağrısı geçti ama benim bir egzama problemim vardı. Çok ilginç size söylemedim ama o da geçti. Çünkü homeopatide baz alınan şey aslında sizin başınızın ağrısından çok sizi siz yapan ruhsal, fiziksel, bedensel
tüm özelliklerinizdir. Dolayısıyla sizi komple kapsayan, doğadaki sizi size verme sanatı, iyileşme enerjinizi, yaşam enerjinizi, o sönmüş vücudun kendine recover etme enerjisini ap yapma gibi, ap yapma, yerine koyma, bir impuls tedavi verme sanatıdır. Yani uyuyan bedeni, uyuyan yaşam enerjisini, ruhsal olsun, bedensel olsun, zihinsel olsun, yeniden uyandırma sanatıdır ki hani çok kadim bir bilgidir. 300 yıllık geçmişi olan bir bilgidir. Burada ilaç tedavisinden çok ruhsal konuşarak, belki o seanslar yaparak tedavi etme yöntemi mi? Doğru aslında anlıyor mu? Aslında tam olarak böyle değil. Homeopati enerjisel bir tedavi şekli ya da spiritüel bir tedavi şekli ya da alternatif bir tedavi şekli asla değildir. Homeopatide biz gücünü doğadan alan bitkiler, mineraller ve hayvanlardan edilen bazı doğal remediler kullanırız. Çiçek özütlerinden. Yani homeopatik remediler, yani halkımızın bilgi anlamıyla ilaçlar, tamamen katkısız bir şekilde, içinde hiçbir kimyasal organik madde bulunmadan doğadan elde edilen bileşenlerdir. Ve kişiye özgü hazırlanan, kişiye özgü tedavi sunan materyal düzeyinde çalışan maddelerdir. Dolayısıyla bir psikolojik tedavi şekli değil. Bunu altını çizelim. Kesinlikle tam da o değildir. Noktada diyeceğim ki ilaçlar tamam kimyasal var, doğadan yapıyorsunuz normal eczacılıkta kullandığınız ilaçları. Ama bir taraftan mideme ne bileyim baş ağrısı için alıyorum, mideme dokunuyor. Bunun da mutlaka bir nedeni var. Kesinlikle. Karnım ağrıyor, işte kalbime dokunuyor ya da sırtım ağrıyor, başıma dokunuyor. Başımıza. Yan etkileri oluyor. Ama bu ilaç birebir kişiye özel olması çok önemli. Kesinlikle. O zaman hastalıkların da atıyorum şekerinde bir nedeni var psikolojik. Kanserin bir kesinlikle nedeni var psikolojik. Ben 2003 yılında babamı kaybettim. O bende bir travma galiba. O günden beri baba deyince şuramda bir düğümlenme oluyor. Belki bu da çözülmesi gereken bir şey var, bilmiyorum. 3 ay içinde babamı kaybettik kötü bir hastalıktan. Adını bile anmak istemiyorum ama akciğer kanseri. Bunun da belki bir nedeni var. Kesinlikle. Annem şeker hastası, bunun bir nedeni var. Sırt ağrısı, işte eklem ağrısı, onun dışında bel fıtığı vesaire. Hepsinin bir nedeni var ve size gelip ya Ezgi Hanım ben bel fıtığı var, acaba bu benim hangi ilacı kullanmam yerine benim duygusal ne boşluğum var mı demem gerekiyor. Aslında çok güzel bir soru sordunuz. Çok teşekkür ederim. Bana göre öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Sağlık ve iyilik hali nedir? Önce izin verirseniz bunu tanımlayayım. Evet, ondan evet sonra neden hasta oluyoruz'a geçmek istiyorum. Ben böyle hepsini sormak istiyorum. Her şeyi öğrenmek çok ya. Ama bunu zaman zaman yapacağız bu kesinlikle programları. Buradan da izleyicilerimize söyleyeyim. Sağlık hali aslında ya da iyi olma hali bir kişinin ruhsal, zihinsel, bedensel olarak bir dengede olma hali değil midir? Yani örnek veriyorum. Siz fiziksel olarak hani hiçbir ağrınız, sancınız olmayabilir ama sabahları depresif uyanıyorsunuzdur. Yataktan tırmalıyorumdur belki. Değil ya mi? Da tabii sabahları enerjik uyanıyorsunuzdur. Fiziksel olarak hiçbir ağrınız, sancınız yoktur. Fakat bir kitabı okurken odaklanamıyorsunuz. Ya da uyuyamıyorumdur. Ya da odaya girip ne alacağınızı unuttuğunuz anlar olabiliyordur. Oluyordur tabii. O zaman tam bir iyilik halinden bahsetmek mümkün olmuyor. O zaman sağlık ve iyilik, güzellik hali aslında kişinin zihinsel, fiziksel ve bedensel olarak kendini dengede ve iyi hissetme halidir. Peki ne oluyor da denge bozuluyor? Hele büyük şehirlerde ve bu ortamda nasıl ve yaşadığımız kaosla değil birlikte. Mi? Aslında evet, teknolojinin bu kadar gelişmesi, belki yaşadığımız, yüzyılda yaşadığımız sorunlar, kronik radyasyonu, saygı, kronik tabii stres, bütün bunların hepsi aslında dengemizi bozuyor. Hem içsel dengemizi tabii hem bedensel dengemizi bozuyor. Yani teknoloji evet güzel ama çok yan tesirleri de var. Evet. Az önce geldiğiniz, sorduğunuz soruya gelirsem, mesela bir danışanım bana bel ağrısıyla geliyorsa eğer, şimdi sonucu tedavi etmek tabii önemli ama önce kök nedeni bulmak çok önemli. Son günlerde yani, benim belim ağrıyor bu arada. Bence o ya zaman... Ya ceryanda mı kaldım, başka bir şey mi? Bence hayatınızda desteksiz hissediyor olabilirsiniz kendinizi. Yani ben mesela sırt ağrısı, bel ağrısıyla ilgili çalıştığım danışanlarımda hep bunu gözlemliyorum ki genelde ne yazık ki erkek izleyenlerimiz belki çok hoşlanmayacak ama evet, biz bayanlar sanırım kendimizi bu toplumda çok da desteklenmiş, çok da
güvende, emniyette ya da sırtımızı dayayacağımız bir konumda hissetmiyor olabilir miyiz diye hemen Tabii güçlü olmayı, ayakta olmalıyım. Hep dik durmak. Kimseye destek ihtiyacım olmasın, ben zaman güçlüyüm, aciz olurum. Aman kimseden yardım istemiyorum. O duygular aslında, çevremdeki hep insanların. Hep öğretilerimiz, atalarımızdan evet, gelen, annelerimizden gelen öğretilerimiz. Dolayısıyla ben hastalıkları tedavi etme sürecinde yardımcı olurken danışanlarıma önce nedeni bulma noktasına gidiyorum. Çünkü nedenini bilirseniz, o bilincinize gelirse o artık kader olmaktan çıkıyor. Yani kişiye sürekli bel ağrısı için ağrı kesici önermek, evet, bazı antiinflamatuar ajanları vermek, neden hala oradaysa, duygu orada hala oradaysa, kalıcı bir tedavi, kalıcı bir iyileşme hali ne yazık ki doğurmuyor. O anda ağrı kesici sadece o günü uyuşturuyor. Zaten, ertesi gün devam kesinlikle ediyorsa yani bunun bir kesinlikle çözümü olması gerekiyor. O yüzden duygusal süreçler kendimizi iyi hissetmek adına çok önemli. Fiziksel hastalıkların tedavi edilmesinde de. Önce hiç unutmayın, önce ruh hasta olur. Ruh kendi sesini duyuramazsa bu zihne intikal eder. Bu sefer beyin bir şeyler size anlatmaya çalışır düşünce yöntemleriyle. Hala anlamamışsak bu sefer zihin der ki ben bunu anlatamadım. İşaret vereyim. Bunu bedene indireyim. Anlasın. Ki beden bunu çözsün. Kişi bunu fark etsin. Örneğin bayanlarda, rahimde ya da meme dokusunda olan birçok hastalığın altında kadınlık çatışmalarımız yatar. Kadınsal olarak kendimizi değersiz hissettiğimiz, diş enerjimizi ya da kabul etmiyoruz, diş enerjimizle bir çatışmamız varsa bulunduğumuz ortamda ya da kendi iç dünyamızda. Aslında bunun yansımasıdır bu. Ben çoğu zaman danışanlarıma derim ki bana hastalığını söyle, sana ne yaşadığını söyleyeyim. Yani ama bu da kalıcı bir çözüm doğurabiliyor. Aslında sebebi bilirseniz, nedeni bilirseniz. Sebebi bildik, sonraki çalışmalarda kişiye düşen görev var mı? Yoksa yani Ezgi Hanım nasılsa ben yapayım onu bir düğmeye bassın. Aslında. Düzelsin mi? Seher Hanımcığım şöyle bir şey var. Ben hastalarıma hep şunu soruyorum. Tedavi olmak mı istiyorsun, iyileşmek mi istiyorsun? İkisi arasındaki fark çok önemli. Hekim tedavi eder. Ama iyileşmek mutlak ve mutlak. Hastanın içinde olması gereken, katkı sağlaması gereken bir süreçtir. Yani ben sizin yardımınız olmadan sizi iyileştiremem ki. Tedavi edebilirim. Tek başına olur. Ama bu belli bir yere kadar devam kişinin eder. Kişinin de gayreti ve isteğine bağlı. Bir defa, çalışmasına bağlı. Çoğu zaman şöyle bir şey var Seher Hanım. Bazen iyileşmenin önündeki en büyük engel kendimiz oluyoruz. Maalesef. Bazen de hastalıklarımızdan besleniyoruz. Yine kişinin en iyi doktor kendisi. Yani ona da geliyoruz, öncelikle kesinlikle mi? Kendisi. Tabii. Bedeni dinlemek, kendisini fark etmek, vücudunun ne reaksiyon verdiğini görmek. Çünkü hastalıklar aslında bedenin konuşma dilidir. Ne kadar hoşlanmasak da beden önce çok naif konuşur. Önce sabahları yataktan kalkmak istemez, bak bana biraz ilgi göster ister ya da birazcık hareket etmeye ihtiyacım var der. Aslında beden size bir şey söyler. Ama biz şayet duyamıyorsak, kendimizi dinleyecek, duyacak, algılayacak zamanı ve alanı, özeni kendimize göstermiyorsak, bu sefer tıpkı küçük, hırçın bir çocuk gibi sarsmaya başlar sizi. Beni hatırla, beni gör. Beni duy. Tabii. Ta ki benimle konuş ben. Ne zaman, ya bir dakika ya galiba ben gerçekten kötüyüm diyene kadar. İşte o noktaya getirmemek lazım. Ama geldiğinde de geri dönüp, bir dakika diyorum, hadi bana anlat, ne oldu? De bana canım, söyle bana canım, ya onu, sen onu, ne yaşadın? Ne yaşadın, ne olur, o çalışmalara gireceğim. Evet. Ne kadar bir sürede neler yapılıyor eczacılık dışında, yaptığım meslek dışında. Aynı zamanda aromaterapist olarak da buna da gireceğiz ama konu konuyu açacak. Mesela şimdi hastalıklara bakıyorum, biz sıkıntılı bir süreç yaşadık, koronavirüs atlattık, dünya genelinde. Evet. Belki de toplum olarak bunun da bir nedeni var. Kesinlikle. Herkes bir şey söyledi. Herkes bir fikir üretti. Sonra maskeydi vesaire. Maske takmak bile ayrı bir psikolojimizde, ruhumuzda bir sorun. Belki o yıllar sonra, belki aylar sonra çıkacak. Ne oldu? Sonra gribi biz bir haftada atlatırken ben bile yani 3 haftada atlattım. Sesim kısıldı. Hı hı. Faranjiti yaşadım. Öksürüp bitmedi. Tamam, şimdi mikrop denen bir olay var. Hı hı. Ama duygusal açıya geçersek ne yaşıyoruz biz? Biz evet, günümüzde ne yaşıyoruz? Seher Hanımcığım biliyor musunuz? Covid sonrası ülkemizde Covid kadar yaygın. Hatta Covid döneminde, pandemi döneminde de bu çok yaygındı. Ülkemizde inanılmaz yaygın uyuz çıktı.
Ha bir de o var. Benim arkadaşımda bile yaşadığımız bu. Bu inanılmaz yaygınlaştı. Ay evet. Bakın Covid döneminde herkes Covid'i konuşurken biz eczanelerimizde uyuz reçeteleri, uyuz preparatları laboratuvarlarda geçen senelerde vardı, şimdi yine gündem. Şu anda çok daha fazla. Homeopatik açıdan uyuzun olmasının altında yatan duygusal çatışma yokluk bilincidir. Tam da günümüz. Aslında hani bu pandemi sonrası insanların yaşadığı sosyoekonomik seviyedeki yokluk, kıtlık bilinci tamamen bedensel floramıza intikal etti. Floramız bozuldu, dokularımız bozuldu. Evet. Yani düşünsenize, hiç kullanmadığımız kadar antiseptik jeller kullandık. İşte hijyenik ürünler kullandık. Ama bu Covid'in bir güzel yanı el yıkama alışkanlığımız biraz toplum ben olarak. Ben zaten severdim, hijyen daha çok. Elimi hep yıkardım. Ama bu da florayı bozdu. Yani her şeyin azı karar, çoğu zarardan çıkarak aslında aşırı hijyen de floramızı ne yazık ki bozdu. Ve bir takım istilacı parazitlere daha açık bir hale geldik aslında. Ama hani, o da hastalık haline geldi. Hemen ya, elimizi evet. Ben pandemi öncesi de para tutsam elimi yıkayan, bu da bir hastalık belki onu da soracağım. Elimi yıkayan, yani hijyen, el konusunda özellikle. Aman bir yeri tuttum, eve gideyim, elim olması gereken belki. Belki de bir ruhsal bozukluk. Ama şimdi ne kolonyadan vazgeçebiliyorum ne ondan. Bu da şey kesinlikle değil. Normal değil. Hiç değil. Bu da temizlik obsesyona giden bir durum ki. Ben hep şuna çok inanırım. Bir şeyden ne kadar çok kaçarsanız o da sizi o kadar hızlı kovalar. Kovalıyor. Yani denge. Hayatta her şey bir dengede olmalı. Yani çok samimi bir şey söyleyeyim. Eczacıyım. Benim evimde öyle çok ağrı kesici yoktur. Mesela hastalarım gelir, eczaneye danışanlarım. Seyahate gidiyoruz, yanımıza ne alalım dediklerinde ben diyorum ki en sevdiğiniz kitabı, sevdiğiniz güzel kıyafetlerinizi alın. Ruhunuzu tedavi edin. Peki ilaç? Diyorum ki lütfen valize güzellik, umut, heyecandan başka hiçbir şey koymayın. O ilaç, çok ilaç içmek de hastalık. Valizinizi değil böyle mi hazırlayın. Hakikaten niyet de böyle olmalı. Yani bu bir enerji işidir. Her şeyi dengeli, kararlı yapmak lazım. Bir şeyden kaçmamak, korkmamak lazım. Çünkü sistem her zaman sizi korkunuzla yüzleştirmek üzere çalışır ki bu hastalıklarda kesinlikle böyle. Kaygılar işte yani sistem bizi kaygılı duruyor. Kanser hastalarıyla yani yaptığım gözlemlerde şöyle bir şey var. Çocukluklarından itibaren ya da hayatlarının bir döneminden itibaren hep kanser olmaktan ya da hasta olmaktan hep korktukları bir dönem yaşamışlar. Korkma, korktuğunu çekersin. Yani mantığı. Korktuğunu çekersinden ziyade aslında yaratım, yaratılış bizi hiçbir şekilde yok etmek üzere değil, var etmek üzere çalışır. İnsan beyni asla bizi hatta öldürmek üzere çalışmaz. Tam tersi bizi yaşamda, hayatta tutmak üzere çalışır. Siz perdenin arkasında bir şey olacağından sürekli korku halinde yaşıyorsanız iki seçeneğiniz var. Cesaretliyseniz perdeyi açacaksınız ve diyeceksiniz ki ben boşu boşuna korkuyormuşum, burada bir şey yok. Bilinç yapıyor. Ya da siz açmaya cesaret edemiyorsanız sistem o perdenin açılmış bir halini size gösterir. Der ki yani burada biri var, tamam var. Ama ne olacak sonra? Bak bakalım bu korktuğun kadar kötü bir durum mu? Aslında her koşulda bizi nasıl ki doğarken özgür doğuyoruz, korkusuz doğuyoruz değil mi? Tabii, neşeli doğuyoruz. Bile dokunuyor. Doğru nefes alıyor. Hiç korkmuyor. Hiçbir şeyden hemen korkmuyor. Ateşe gidiyor. Ve anneler bunu dürtüsellik olarak algılıyor. Halbuki bu korkusuz. Tabiatın korkusuzluğu. Çünkü öyle özgür doğuyorlar. Prangaları yok ruhlarında, bedenlerinde. O yüzden biz de hani son nefesimizi verdiğimizde aynı özgürlük anlayışıyla ait olduğumuz alana gitmek zorundayız. Geldiğimiz gibi bitiyor. Yani hikaye nasıl başlıyorsa öyle, öyle gitmek bitiyor. Zorunda. Her şey bilinçte, bilinç altında. Şimdi son zamanlarda sizi ne kadar ilgi alanınız ya da ne kadar inanıyorsunuz bilmiyorum. Kişisel gelişimler çoğaldı. Özellikle bu son 3-4 yılda daha da çoğaldı. Sosyal medyaya bakıyorum. Ha bu arada sosyal medyana baktım. Şahane gidiyorsun. Çok sağ olun. Sosyal medyayı buradan soracağım program sonunda. Oradan takip etsin izleyicilerimiz. Bir taraftan atalardan özgürleşme, anne karnından gelen etkiler,
Ben mesela anne karnında, annem beni aldırmak, bunu hep kişisel gelişim konuklarım geldiği zaman da söylüyorum. Son anda vazgeçmiş, şimdi der ki iyi ki seni doğurdum. Bu travmalar da sizin alanınıza geliyor mu? Danışan geliyor size, en çok ne şikayetler ya da rahatsızlıklarla mı gelip siz o yolda devam ediyorsunuz? Kişisel gelişim çoğaldı, atalardan film bile yapıldı biliyorsun, dizi yapıldı. Atalardan özgürleşme, bu bir bütünsel mi? Hepsini kapsıyor mu bizim hayatımızda? Ben bir eczacı, öncelikle ben bir bilim insanıyım. Evet, o anlamda özellikle önemli. Bir bilim insanıyım. Bu benim ana kimliğim ve ben bu kimliğimi çok seviyorum. İlim ve bilimi kullanarak danışanlarıma yardımcı olmak benim bu yaşamdaki yaşam amacım. Ama bunun yanında insanı anlamak, yaratımı anlamak, yaratılışı anlamak da bir o kadar önemli. Laboratuvarlarda yaptığımız, ürettiğimiz ilaçlar, preparatlar, tabii ki insan bedenine hizmet ediyor. Bu bir ilim, bu bir bilim, ölçülebilir bir durum. Bir de ruhsal boyutu ama var. Az önce dedim ya, fiziksel beden okey ama ruhsal ya da zihinsel bedende ne oluyor? Ben bu zamana kadar meslek hayatımda elimden geldiğince ve inşallah bundan sonra da insanı anlamak, yaratımı anlamak, bedeni anlamak üzere birçok eğitim aldım. Bunların içinde fonksiyonel tıp eğitimleri aldım. Karmik ve klasik astroloji eğitimi aldım. Çünkü yeri ve göğü anlamak benim için çok önemli. Evet. Az önce sağ olsun stüdyoda bir hanımefendi bize bir fincan kahve ikram ederken masadaki burada saç varmış deyip aldığında dedim ki yani Başak mısın? Sen Başak Burcu musun? Yani 12'de bir ihtimaldi. Evet. Daha önce gördüğüm benim de yükselenim Başak. Çünkü hemen düzen sorunu. Bu bir düzen ve titizliktir ve bu tip insanlar daha naif, duygusal ve daha depresyona yatkın insanlardır aslında. Ve çalışkan titiz olurlar yani. Asist etmeyi da, severler. Bu birçok insana göre astroloji hani bir ilim bilim bile kabul edilmiyor ama ben danışanlarımda bunun izlerini sürebiliyorum. Onun hassas duygusal bir insan olduğunu anlayabiliyorum. Çünkü bence eczacılık insanı anlama sanatıdır aynı zamanda. Düşünsenize başınız ağrısa önce eczaneye geliyorsunuz. Tabii. Ama ne yaptı? Bir dakika önce eşiyle mi kavga etti, baş ağrıdı? Yoksa adet sancıları var da magnezyum eksikliği var. Bu yüzden mi sürekli bir baş ağrısı yaşıyor? Hani bunları anlamak da farklı çözümleri sunmak adına önemli. Çoğu zaman danışanıma hiçbir şey vermem. Bir kahve, bir bitki çayı ikram eder. Derim ki yani nasıl geçiyor hayat? Biraz dertleşelim. Yani, o bile inanın bazen, halbuki tek istediği şey anlaşılmak olabiliyor bazen tabii, hepimizin olduğu tabii. gibi. Bu bile iyileşmenin önünde müthiş bir farkındalık açıyor. Dolayısıyla astroloji biliyorum, fonksiyonel tıp biliyorum. Alman tıbbında çalıştım, recall healing eğitimleri aldım ki bu eğitimler her bir hastalığın altında yatan aslında duygusal ya da zihinsel çatışmaları bana gösteriyor. Az önce dedim ya size, bana hastalığınızı söyleyin, hangi senede ne yaşadığınızı size söyleyeyim. Yani o kadar çok klinik tecrübem var ki bu konuda. Hakikaten artık sisteme de çok inanıyorum bu anlamda. Doğadan gelen bitkilerin gücünü alarak aromaterapik solüsyonlarla stresi, vücuttaki kortizol seviyesini, cildi hepsini yönetebiliyoruz. Bunlar tamamen gücünü doğadan alan preparatlar. Dolayısıyla iyileşme ya da şifa ya da kişiye sunduğum iyileşme planı içinde bir sürü bu. Şey var. Tabii. Ruh var, beden var, zihin var, sohbet var, paket program. İletişim var. O enerjinin akışı var değil mi? Bu değil midir yani? Bu değil midir? Şimdi ben şunu da söylemek istiyorum. Hani son zamanlarda çoğaldı diyorum ama 2 ay, 3 ay, ne bileyim 1 ay ya da online, tabii saygı duyuyorum hepsine. Ama bu araştırmalar yıllara dayanan, araştırarak gittiğiniz kişinin mutlaka bir CV'sine ya da geçmişine bir bakmak gerekiyor. Herkese de ne olur gitmeyin. Ben de yıllardır kitaplar okuyorum, çok seviyorum, ilgi alanım. Ama bir bakın geçmişinde ya bir hafta, 10 gün, bir ay gidip de seni iyileştirmeye çalışıyorsa önce bir kendinde o halı altına attıklarına bir bakması gerekir. Ne olur bu konuda da söyler misiniz? Bu çok önemli bir şey. Belki de uzman olanların da derdi bu. Acayip bu konuda şikayetçiyim. Evet. Gerçekten çok özür dilerim. Bir içimi burada dökeyim. Onu hissettim herhalde. Çünkü neden? Ya gerçekten ne olursa olsun bakın birçok konudan bahsediyoruz yani ama insan hayatı, kendi hayatınız. İnsan bedeni ilim ve bilimle yönetilmesi gereken muhteşem bir mekanizma. Tabii. Anatomi, fizyoloji bilmeden
adım atmamak sonra lazım. Sonra yapayım, yani bunun düzelteyim derken bozarsınız yani kendinizi. Yani şu anda nedense hani buna da çok karşıyım. Hani ben bir şifacı değilim, ben bir eczacıyım, ben bir ilim ve bilim insanıyım. Öncelikle bunun altını çiziyorum. İlim ve bilimi rehber alıp diğer komponentleri de için içine katarak ama ondan ayrılmadan ama araştırmacı yol alıyorum. Tarafı olmadan olmaz bu. Bu çok önemli. Şu Tabii. anda ne yazık ki hani emekli olmuş birçok insan birçok şifa tekniğini kullandığını iddia ediyor. İnternet sitelerine ne olur inanmayın. Sunuyor. Tabii. İnsanların bilinçaltında bir takım verileri değiştirdiklerini Bozuyor. Söyleyenler var. İnanın bunlar çok hassas noktalar. Evet. Çok hassas bir noktalar. Bunları çok dikkatle, aydın bir şekilde, bilinçli şekilde seçmek çok çok önemli. Enerji bir karıştı, yani bütün vücut her karşıyor. Yer şifacı dolu. Ne yazık ki toplumumuzda böyle bir şey başladı ama bunların zamanla temizleneceğini düşünüyorum ben. Yani bir mesleki kirlilik denilen bir şey var. Herkesin işini yapar oldu. Buna da çok karşıyım. Hekimin görevi bambaşka, eczacılığın görevi bambaşka. Evet. Sizin işinizde uzman olmanız bambaşka bir tabii. alan. O yüzden her işi hani hep derim ki ekmeği ekmekçiye vereceksin, bir ekmek de üste vereceksin gerekirse. Çünkü herkes kendi işini tecrübe yapsın. Tecrübe var, emek var, araştırma Kesinlikle. Var, yıllara dayanan bir ömür var. Kesinlikle. Bunlar çok önemli. Şimdi mesela zamanımız kısıtlı diye biraz da onlardan sonrasında bu programların devamı olacak. Tam aradığın konuğu buldum, bunu söyleyeyim. Biz gidiyoruz kozmetik. Yani eczanelerde daha çok ilaçtan ziyade kozmetik ürünler de görüyoruz. Hı-hı. Ya da o kozmetik ürünler pazarda da satılıyor. Ne bileyim mağazalarda da satılıyor. Online'da da satılıyor. Ama ucuz diye aldığımız şey bir krem bile tamam içten bunun tedavisi, içtiğiniz suyun, yediğiniz yemeğin o cilde yansıması ayrı. Ama aldığımız kremde bile o cildimizi bambaşka hale getirip iyi yapalım derken bozabiliyoruz da. Çünkü bu ne olur bu konuda biraz bir şey söyler misin? Seher Hanım şöyle bir şey var. Kullandığımız cildimiz hakikaten... Nasıl değerli değil mi? Bakın en kıymetli giysimiz. Hakikaten soğukta bu reklam seni çok severdim. Gerçekten en kıymetli giysimiz. Kıyafetimiz. Ve emilimin en yoğun olduğu vücut organımız. Hmm. En yoğun olduğu duyu organımız. Bakın cildimizin üstüne uyguladığımız her bir ürün aslında direkt cilt tabakasının altından sistemik dolaşıma katılıyor. Of. Yani cildinize kullandığınız bir ürün direkt kan dolaşımına katılma potansiyeli oluyor. İyiyse iyi etkiliyor, kötüyse mahvoldu. Kötüyse kötü ediyor. Direkt sistemik dolaşıma katılıyor. Biliyor musunuz kullandığımız dermakozmetik ürünlerin içinde tonlarca aslında toksik madde, ağır metal, her şeyi bırakın kullandığımız rolonlar. Hani şu terlemeyi kesici rolonlar var deodorantlar, ya. Deodorantlar. Yapılan meme kanseri araştırmalarında kadınlarda en çok ne tespit edilmiş biliyor musunuz? Bu rolonların içindeki alüminyum tuzunun aslında meme kanserini tetiklediği artık bilinen bir gerçek. Ne kullanacağız? Yani tamamen doğal ürünlere geçmek lazım. İşte bak en basit bir rolon. Hani marketlerden aldığınız bir rolonu düşünün. Hani içindeki bir madde aslında terlemeyi kesmek direkt aslında vücutta ne toksin yükü, ağır metal barındırmasını sağlıyor. Dolayısıyla aslında biz dışarıdan güzelleşelim derken içten içe kendimizi zehirlediğimizi farkına varmalıyız. Evet. Eczanelerin burada çok önemli bir rolü var aslında. Eczanedeki ürünler, bakın kozmetik ürünler ve derma kozmetik ürünler. Marketlerde ya da bir takım kozmetik markalarının sattığı ürünler kozmetik ürünler. Eczanede satılan ürünler, bakın ismi farklı, dermakozmetik. Dermakozmetik ne demek? Cildin dermis tabakasına uyumlu, vücutla uyumlu, bünyeye rahatlıkla kabul edilebilecek ürünler demek. O yüzden bunlar eczanelerde satılıyor. Hmm. İçindeki aktif ve etken madde oranları farklı. Dolayısıyla mutlaka bir uzmanlıkla servis edilmesi kişinin ihtiyacına göre verilmesi gerekiyor. Mesela bir hastam bana geldi, göz altında koyu renk halkaları var. Yorgunluk, ben de gelince söyledim. Yorgunluktan hemen kuruyor. Koyu renk halkalar var. Mesela ben koyu renk göz halkalarıyla bana gelen danışanıma önce şunu soruyorum. Yani uyumasını tabii ki soruyorum. Tabii. Beslenmesini tabii ki soruyorum. Diyorum ki annenin göz altı nasıldı? Çünkü anne de varsa bana şunu anlatıyor. Göz çevresindeki koyu renkli halkalar aslında vücuttaki bir dizi vitamin ve mineralin eksikliğinin ilk göstergesi.
Duygusal bir şey anlamı var mı bunun? Çok yok aslında hani burada ruhsal, ama duygusal. Daha çok genetiksel ve hücresel bazdaki eksikliğin hastalığı var. Mesela yüz tanıma diye bir eğitim almıştım. Cildimizdeki olan renk değişiklikleri, kırışıklıklarımızın şekli aslında hücresel bazdaki hastalıklarımızın ya da rahatsızlıklarımızın ilk emaresini veriyor. Mesela? Hani yüzünüz cildinizdeki renkler, örneğin dedim ya, göz çevresindeki koyu renk halkalar aslında kişinin kemik ve bağ dokusundaki eksikliği de gösteriyor. Unutkanlık, konsantrasyondaki problem, varis problemleri, dolaşımsal problemler, bunları gösteriyor. Örneğin gözünün çevresinde, şurada, buralarda süt rengi bir beyazlık olan kişiler vardır. Evet. Sanki böyle pilot gözlüğü takmış gibi gözünün çevre öyle güneşlenmiş gibi bembeyaz. Evet. Mesela ben böyle bir kişiye makyajsız güzel bir ışıkta net o çizgileri, o rengi görüyorsam alerjik reaksiyonlara ya da hormonal tiroid gibi, Hashimoto gibi hormonal bir takım hastalıklara yatkın olduğunu görüp danışanımı bu konuda uyarabiliyorum. Yani dolayısıyla cildimiz sadece estetiksel olarak bize ayna, güzellik anlamında ayna olmaktan ziyade profesyonel bir bakış açısıyla bakan kişinin size hücrelerinizde olan hastalıkları ya da ileride geçireceğiniz ya da mevcut rahatsızlığınızın altında yatan belki sadece bir mineralin eksikliğinden kaynaklandığını bilmek de farklı bir bakış açısı kazandırıyor. Peki bir kişiyi gördüğün zaman, diyelim ki beni gördün. Hadi magazin yapıyorsak ünlülerden gidelim. Bu ara Hadise çok gündemde canım benim. O da sürekli onunla uğraşıyoruz gibi ama değil Hadise. Haber oldukça bahsediyoruz ki severim. Programı aldım da kahkahalardan geçirmemişti. Çok da enerjisi yüksek biri. Bir ünlüye baktığın zaman ya da toplum içinde biriyle sohbet ettiğin zaman anlıyor musun? Ya bunun şöyle bir ruhsal ya da ne bileyim bedensel. Mesela, nasıl oluyor? Örneğin hani Hadise Hanım'ın izini alarak söylüyorum. Tabii burada. Tabii. Mesela artık görüyorum. Alıştım. Dışarıya çok yoğun bir enerjisi var. Evet. Parlak kahkahaları girdiği ortama enerji veren bir insan ki ben ona homeopatik açıdan aslında birazcık mesleki deformasyon oldu. Mesela film seyrederken de karakterleri homeopatik açıdan değerlendiriyorum. Çünkü homeopatide her kişi bir karaktere bürünüyor. Bir enerji yayıyor ya da. Hadise Hanım'a baktığımda çok yoğun ve güçlü bir enerjisi var. Bunu görüyorum ama bunun altında aslında yanılıyorsam da çok çok özür dilerim kendisinden. Hani o hissettiğin gördüğün enerji. Gördüğümü söylüyorum. Evet. Aslında acayip sevilmeye ihtiyaç bir ruh görüyorum orada. Yani aşırı verici, aşırı ışığını dışarı yaymak istiyor ama altında tek bir şey yatıyor. Sevgi. Sevilme ihtiyacı. Ama herkesin değil midir o? Ama onda bu çok daha yoğun oluyor. Örneğin homeopatide çok sevdiğim bir remedi var, fosfor. Fosfor biliyorsunuz saatlerde kullanılır ya da gece bir şeyi fark etmek üzere malzeme olarak fosfor kullanılır. Fosfor geceyi aydınlatan bir remedidir ve fosfor homeopatide sanatçıların remedisidir. Yani onlar çünkü gece fark edilirler. Fosforlu kıyafeti çok severim sahnede mesela. Sahnede fark edilirler. Neon ışıkları. Neon ışıklar. Tabii. Burada amaç nedir? Beni fark edin ve parlamak ve dışarıya ışık yağmak, yaymak. Fosfor homeopatide kullandığım fosfor remedisi aslında sanatçıların remedisidir ki bazı sanatçılarda danışanlarım da var. Onların bazı sahne heyecanlarında, bazı performans kaygılarında, korkularında, anksiyetelerinde özellikle bu remediyi kullanırım. Fosfor ama az önce Hadise Hanım da dediğim gibi en çok, en verici ve en sevilmeye ihtiyaç muhtaç. İhtiyaç olan, duyduğu ihtiyaç bir dönem özellikle bu insanların dönem. İnsanların remedisidir. Tek bir öneri verebilirim. Bunun mesleki önerimin dışında insani deneyimimle. Kendisine şunu demeyi çok isterdim. Kendini çok sevdiğinde herkesin onu seveceğinden emin olacak. Yani önce düşünsenize bizim kendimize veremediğimizi. Değeri, sevgiyi karşıya nasıl verelim? Size niye vereyim? Siz kendinize veriyor musunuz ki ben size vereyim? Sevgide tedavinin önemi yani çok o mu büyük? Love is the best medicine. Eczanemin üstünde kocaman bu yazıyor. Love is the best medicine. Sevgi en iyi ilaç. En iyi ilaç. Ama önce kendimizi sevmek. Tabii. Yani biz kendimizi sevmezsek, biz kendimize bir şey vermezsek, biz kendimize bazı konularda cimri davranırsak,
Sorarım Seher Hanım, kim size verir ya? Onu da nasıl yapabiliriz? Önce bilinci alıştırıp ya da aynada geçin ya ben seni seviyorum kendine söyleyebilirsin mi? Ya bunu nasıl yapacağız? Hastalarıma şöyle bir şey yapıyorum danışanlarıma. Diyorum ki buradan çıktıktan sonra bir defter kalem alıp bana da fotoğrafını atar mısın? Öncelikle kendine aldığı defter ve kaleme çok dikkat ediyorum. O defter nasıl özenmiş bir defter? Özenmiş mi? Özenmemiş mi? Yalap şalap bir şey mi almış? Bu benim için çok önemli bir veri oluyor. Çünkü kendine verdiği bir şeye bakıyorum ne almış. Sonra onun içine bir metnim var benim ki bu metni çok önemsiyorum. Metnin içeriğinde 4 ana tema var. Kendimi seviyorum. Yazıyorum. Lütfen. Kendimi çok seviyorum. Bu güzel öğretidir. Kendimi seviyorum. Kendime bu zamana kadar üzdüğüm her şey için kendimden özür diliyorum. Sonuna kadar özür diliyorum. Tüm kalbimle özür diliyorum. Kendime yaşattığım deneyimler için kendime teşekkür ediyorum. Ve lütfen sevgili kendim, sana hak ettiğin değeri veremediysem beni affet diyorum yani. Bunlar gerçekten büyüleyicidir. Hoponopo öğretisi diye geçer bir hekim bunu uygulamış hastalarında, bir psikiyatri hastanesinde yaşayan, çalışan bir hekim. Hastalarına sıklıkla bu 4 kelimeyi söylemiş. Seni seviyorum. Sevmek, affetmek, özür dilemek. Seni affediyorum, senden özür diliyorum ve burada olduğun için sana çok teşekkür ediyorum. Ve teşekkür etmek. Teşekkür etmek. Ne kadar kıymetli, dönüştürücü şeyler. Bazen bir sorunu bir kişiyle çözemezsem, çözümsüz bir noktaya geliyorsa içimden bile diyorum ki seni üzdüysem özür dilerim. Bana kattığın deneyim için teşekkür ediyorum. Bilmeden seni kırdıysam lütfen beni affet. Ve seni gerçekten varlığını, ışığını seviyorum deyip böyle içimden söylerim. Deneyin gerçekten işe yarıyor. Ruhlar konuşuyor aslında değil mi? Tabii ki yani konuşuyor. Bunu söylemesen o ruhlar konuşuyor. Tabii ki burada konuşuyor. Hani bir kişiyi karşımda arkadaşım görünce o enerjiyi alıyorsam kesinlikle. Ya çekiyordur ya itiyordur. Yani girer girmez sizin o enerjinizi aldığımda dedim ki ruhlar burada konuşuyor. Siz hiç olmaz mı böyle aklınıza gelen birini pat karşınızda görmez görürüm. Misiniz? Ya dersin ki seni düşünmüştüm. Ya da arar. Ya da sizi arar değil mi? Evet. Ya ben bu hayatta gerçekten öyle muhteşem bir sistem var ki hiç kimsenin hiç kimseyle öylesine bir araya geldiğini, hiçbir şey tesadüf değil. Aynı masanın iki ucunda oturduğunu asla inanmıyorum. Aynı şekilde mesela şimdi öyle bir konuğum var ki ruhumuzun eczacısı diyeceğim. Hayatımızın, duygularımızın bu çok önemli. Çok hani bu sadece ilaçlarla değil ama belki konuşmayla, bir kelimeyle bile insanın hayatı değişebilir. Kesinlikle. Tek bir kelimeyle itici bir şey olabilir, anahtar kelime söyleyene de olabilir. Söyleyene değil, söyletene bak. Söyletene bak benim çok kullandığım aracı. Bir cümledir. Yani, evet. Aracıdır yani söyleyene değil. Mesela size gelen danışanlar, danışan diyorsunuz evet, onu da açıklayacağız bir gün. En çok sorunlar nedir? Ne kadar bir sürede? Hani iyileşmesi, iyileşme mi diyorsunuz ya da ne bileyim adını İyilik siz koyun. İyilik hali diyelim. Nasıl ilerliyorsunuz? Hani burada hem izleyicilerimize bir bilgi olsun ve sizi nereden bulacak onu da soracağım. Şöyle bir şey, aslında bana en çok kimler geliyor derseniz. Kimler geliyor? Kadın mı erkek mi? Çocuklar da geliyor ama daha çok kadınlar geliyor. Çünkü kadınlar daha... Neden? Erkekler galiba çok duygularına... Hani çekingen inemiyorlar yani ya da kendilerini çok farkında olmuyorlar. Onlar sanki biz kadınlara göre daha mı akışta kalıyorlar? Aslında biz kadınlar çok akışta kalamıyoruz. Biz kıvrak. Yani ben hep diyorum erkekler mono, kadınlar stereo müzik seti gibi. Hani öyle düşünüyorum. Onların hani daha simple'lar, daha hayatı doğru. Basit algılıyorlar. Düz. Biz daha her şeyi empatik algılıyoruz. Hep kendimize düşünüyoruz. Önyargılarda bulunuyoruz, varsayımlarda bulunuyoruz. Kişisel algılama potansiyelimiz çok yüksek. Çok fazla. Bunun altında muhteşem hormon östrojen yatıyor tabii ki yani. Östrojen bizim duygusal ayarlarımızı bir parça bozuyor. Ki biz kadınlar daha naif, anaç, duygusallık ne yazık ki de buradan geliyor bir parça. Önemli dönemsel durumlarda kesinlikle. Da daha başka bir o insan olabiliyoruz. O yüzden daha çok kadınlar kendilerini daha çok dinliyorlar. Ve daha hassas ve duyarlı oldukları için... Daha fazla nasıl söyleyeyim hastalıklara daha açık oluyoruz galiba. Hani o alan erkekler çok fazla görünüyor. Ya da kendimizi daha çok dinleyip ya burada bir şey var bu konuda ne yapılabilir? Ya da bilinçli çevremize olan, daha duyarlı olduğumuz duyarlı için olduğumuz çocuklarımıza, eşimize onlara derman olmak konusunda hemen rol model kabul ediyoruz. Çocukların gelmesi de şey evet, önemli. Çocuklar bayağı bir gelişme var değil kesinlikle mi? Kesinlikle böyle ama daha çok... Kadınlar zaten çocukları aileyi de düzeltiyor. Kadın danışanların çok daha fazla çünkü onlar anne
Onlar iyileştiklerinde zaten yeni gelen jenerasyon daha sağlıklı oluyor. Kelebek etkisi. Daha mutlu bir ortamda aile fertleri yaşıyor. Ama bu tamamen iyileşme süreci nasıl olur derseniz, bu tamamen kişinin iyileşmeyi ne kadar istemesi, gayretine, katmanlarının ne kadar dolu olması ile ilintili. Örneğin 5 yaşındaki bir çocuk çok daha hızlı bir şekilde iyileşiyor. Çünkü daha bardak dolmamış. Yani daha çok temiz, su gibi. Çok çabuk görebiliyorsunuz sorunun kaynağını. Ama sizin bizim yaşımıza geldiğince yaşadıklarımız, geçirdiğimiz evreler, devreler o kadar yoğun ki. Hani o tabiri caizse o soğanın cücüğüne inmek bir parça zaman alıyor. Şunu anlıyoruz ki, bunu her programda daha çok anlıyorum. Anne baba sağlıklı olursa çocuklar sağlıklı oluyor. Nesiller de ona göre sağlıklı gidiyor. Bilinçli olursa anne daha çok, hani baba dışarıda. Ama ikisinin de bilinçli ve bu konularda daha duyarlı olduğunda o çocuk da bambaşka yere evriliyor diye düşünüyorum. Çok doğru söylüyorsunuz. Çok da bir kat daha ileri giderek şöyle söyleyeceğim. Size deseydim ki Seher Hanımcığım, 9 yaşına kadar geçirdiğiniz tüm hastalıklarınızın nedeni anne karnında, 9 aylık dönem, anne karnı, döllenme anı. Şimdi anne baba dölledi sizi. 9 ay anne karnında kaldınız. Sonra 1 yaş. Tam bu dönemde olan her türlü olay, fiziksel ya da ruhsal, annenin yaşadığı travmalar, babanın iş değişikliği, anne baba arasında olan duygusal durumların hepsi çocuğun pişesine işleniyor. Yani ruha işleniyor. Kayda geçiyor. Kayda geçiyor. Ve çocuk ne yapıyor biliyor musunuz? Anne karnında öğrendiği ilk şarkıyı, yani o neyse o şarkı, hayata geldiği anda diyor ki, ben bu şarkıyı söyleyerek hayatta, yaşamda arabesk kaldım. Arabesk miydi, türkü demek müydü, ki, pop muydu değil demek mi? Ki bunu tekrar etmeliyim. Çünkü bu beni hayatta tuttu. O zaman ben bunu devam ettirmeliyim deyip annenin babadan öğrendiği tüm öğretileri, duygusal ya da fiziksel, tekrar etmeye başlıyor. O kodlama değişir mesela, mi? Değişir mi? Evet, değişir. Homeopatiyle bu kodlama değişir. Süper. Ama hani dediniz ya, anne sağlıklı bir nesil için mutlu bir anne baba ebeveynle büyümek çok önemli. Aynı zamanda mutlu ve sağlıklı bir iki ebeveynden döllenip hamilelik döneminde de mutlu bir hamilelik geçirmek inanılmaz önemli. Bir tık öncesine geçmek. Otizmli çocuklarla çalıştığımda en çok bunu tespit ediyorum. Bakın, otizm gerçekten çocuğun anne karnında başlayan süreciyle ortaya çıkan bir rahatsızlık. Sorarım duygusal size, boyutu daha mı fazla? Kesinlikle. Duygusal ve ruhsal. Anne karnında başlayan bir süreç oluyor. Ben kendi... Ne oluyor peki orada? Tamamen orada çocuk... Ne, yani çok şok bir şeyden mi annenin, bakın, yaşadığı? Bakın, Down sendromlu çocuklara bakalım, otizmli çocuklara, hadi gelin bakalım. Down sendromlu çocuklar nasıldır? Büyümemişlerdir. Evet. Onlar hep çocuktur, doğru mu? Evet. Yani hep çocuktur. Kaç yaşında olursa olsun. Şimdi bir tane danışanım vardı, bununla ilgili sadece örnek verebilirim. Anne ile babanın mutsuz bir birlikteliği vardı. Ve anne kocasını çok seviyordu ve hani o evliliği bir arada tutmayı çok istiyordu. Ve çocukları yoktu. Ve anne hani evliliğini kurtarmak, eşiyle çocuk arası istiyor, bozulmasın diye çocuk istedi. Yani çocuğun dünyaya geliş amacı aslında, proje amacı diyeyim, aslında o evliliği bir arada kurtarmak, tutmaktı. Evliliği peki kurtarmak. O annenin o evliliği bir arada tutması için bir çocuğa ihtiyacı vardı. Bu çok var biliyor musun? Ve bu projenin uzun vadeye yayılması için o çocuk nasıl bir çocuk olsaydı, baba evden dışarı çıkamazdı. Büyümeyen bir çocuk. Buyurun sisteme. Büyümeyen bir çocuk olması lazımdı ki baba hep ailenin içinde, hep yuvanın içinde kalabilsin. Ya gerçekten eskiden bunları böyle biliyor muydum? Gerçekten bilmiyordum. Bir 15 yıl önce biri bana bunları anlatsaydı, hiç hadi canım falan derdim yani. Gerçekten ama... Artık biliyorum yani bu yaşta bunların neden olduğunu. Yani düşünsenize, bir meyve bile, bir yaprak bile ağaçtan durduk yere düşmüyor, sebebi değil mi? Var. Bir zamanı, tabii bir nedeni, bir sebebi var. Var. Yani bu çocuk neden mevsimi dünyaya var geliyor? Yani tabii ki fizyoloji, biyoloji, genetik hepsi okey ama bir çocuk da olup ötekinde olmuyor. Neden? Konuşacak o yüzden çok nedenler var. Anne karnı ve sağlıklı bir anne baba ilişkisi, çok önemli. Sağlıklı bir neslin yetişmesi adına çok kıymetli, çok önemli.
Sevgili Ezgi, ben seni tanıdığıma ve izleyicilerimize tanıştırdığıma çok mutlu oldum. Daha aromaterapiye girmedik. Onu ayrı bir program önümüzdeki hafta yapalım. Sözünü alayım. Değerli konuğumuzla daha çok programlar, çünkü konuşacak çok şey var. İlaç sadece hayatımızda, ilaç da iyileştirme değil. Duygusal, ruhsal anlamda da yaşadıklarımızla, ortamla, büyüdüğümüz yerle, anne karnından itibaren öyle derin bir derya ki bunları konuşalım. Çok sevindim. Sosyal medyada seni nasıl bulsunlar? Rumeli 70 benim sosyal medya hesabım. Kameraya bakar mısın evet, lütfen? Rumeli 70 benim sosyal medya hesabım. Oradan bana danışabilirler, ulaşabilirler. Elimden geldiğince yardımcı olmak isterim. Rumeli 70. Evet, Rumeli 70. Ben de yazıyorum. Rumeli 70. Tamam. Yardımcı olurum seve seve. Sosyal medyada neler yapıyorsun? Sayfandan bilgileri aslında bilinçli olarak takip etsinler diye tabii soruyorum. Tabii ki. Sosyal medyada aslında bir eczane olsam da çok fazla ilaçtan bahsetmeyen bir eczacıyım. İlaçtan çok bahsetmeyi de sevmiyorum. Daha çok az önce sizinle konuştuğumuz çerçevede daha ruhsal ve hastalıkların neden sonuç ilişkilerini anlatan ve aslında koruyucu sağlık hizmeti vermeyi amaç edinmiş biriyim. Yani benim amacım kişi hasta olmadan iyi olsun. Tam ve bunun için ne yapabilirim? İyi olun, yani iyi yaşayın, mutlu yaşayın, iyilikle yaşayalım. Hani bunun için ne yapabilirim? Yoksa hani testi kırılmış, bundan sonra bunu nasıl yapalım, nasıl yapıştıralımdan ziyade biz bu testiyi bir sonraki kuşağa ilk günkü gibi nasıl teslim edelim? Erken teşhis gibi diyoruz yani. Erken koruyucu, teşhis koruyucu, hayat kurtarır kesinlikle diye. Şimdi bir fragman soru soracağım. Onu bir dahaki programda konuşacağız. Böyle pırıl pırıl cilde sahip olmak için pratik bir yöntem ne olur söyle. Sonra ayrıntılara başka programda girelim. Önce kendimizi böyle aydınlık. Sevelim. Evet. Bakın önce kendimizi sevelim. Evet. Hani güzellik dediğiniz şey içteki enerjinin dışa yansıması değil midir sizce? Yani çok mükemmel bir kadın karşınızda oturabilir. Aura, ruhu aura yoktur. Ve enerji ruhu farklı yoktur şey, yani ruhu yoktur. İçinde bir ayağını kaldıracak, kolunu İçimiz oynatacak kararır. Enerjisi yoktur aslında. Tabii. Aslında güzellik dediğiniz şey yaşam enerjisinin size yansıyan haldir. Siz beni güzel görüyorsanız demek ki yaşam enerjim size intikal etmiş. Bir başka insana intikal etmeyebilir. Bu tamamen alma ve verme dengesidir aslında. Sonra işte doğal yöntemler ve kullandığı tamam, pratik bilgilere kesinlikle döneceğiz. Ama yaşam enerjiniz güçlü olsun, yüksek olsun. Hoşça kalın. Hoşça kalın.